Şimdi focaccia hamurunu hazırlayacağım. Öncelikle 400 mililitre suyun içinde ekşi mayamızı çözeceğiz. İki katına çıkmış ekşi mayamız. Ekşi mayamızı suda çözüyoruz. Gram zeytinyağı. Bir 25'te pişirirken kullanacağız. 20 gram da tuz. Bütün bu karışıma 800 gram un ekleyeceğiz. Ve hepsini karıştıracağım. Bu karışımı dolapta bekletip yarın kabardıktan sonra focaccia olarak hazırlayacağım. Hamuru daha pürüzsüz bir hale gelene kadar yoğuruyoruz. Burada artık elimizi kullanabiliriz. Yarın sabaha kadar kabarması için bunun içinde tutacağız. Dünden hazırladığımız focaccia hamurunu tepsiye koydum. Dibine yağlayarak biraz da genişlettim. Biraz fazla tam buğday unu koyduğum için biraz katı oldu ama problem değil. Şimdi tercihe göre kullanacağınız malzemeleri üstüne ekleyeceğiz. Biz domates ve biberiye planladık. Üstüne böyle ufak delikler açıyoruz. Bir nevi tırnak pide gibi düşünebilirsiniz. Bu deliklere malzemelerinizi koyuyoruz. Hafif onu pizzadan farklı kılan da bu. Kabaracak ve içinde malzemeler kalacak. Tarifte eksik kalan zeytinyağını şimdi döküyoruz. Bol da tuzlayacağız. Fazla tuzlamaktan kaçınmayın. Tuzlusu makbul. Focaccia'mız hazır. Tercih ettiğiniz malzemelerle tamamlayabilirsiniz. Daha sonra fırına atıp yine 230 derecede bir 25-30 dakika pişireceğiz. Ve daha sonra yiyeceğiz. Focaccia'mızı da koyduk. Onu da bir 25-30 dakika pişireceğiz. Bu da fırından çıkan focaccia.